أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, ihlasımızın çoğalmasına, ahiret azığımızın ziyadeleşmesine, muhabbetimizin kuvvetleşmesine Rabbim vesile eylesin. Bizim, eşlerimizin, çocuklarımızın ibadet hevesimizi, ibadet kalitemizi, takvamızı, ihlasımızı gün be gün ziyade eylesin. Bizim, eşlerimizin, çocuklarımızın, aile bireylerimizin haramlara karşı, günahlara karşı nefretini artırsın. Pislikten nefret eder gibi haramdan ve günahtan nefret edenlerden eylesin. Ateşten kaçar gibi, canavardan kaçar gibi haramlardan, günahlardan kaçanlardan eylesin. Haramlara daldırmış, gaflete duçar olmuş, koşar adım cehenneme doğru gitmekte olan, kötü alışkanlığa müptela olmuş yakınlarımızdan, akrabalarımızdan, dost ve yaranlarımızdan, çocuklarımızdan, yeğenlerimizden niceleri varsa bu yolculuğun ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmelerini, samimi ve hakiki tevbe ile tevbe etmelerini, cennete doğru yönelmelerini Rabbim nasip eylesin. Her birimizin hayatımıza bulaşmış, ahlakımıza yerleşmiş, ama ahirette hesabını veremeyeceğimiz, mahcup olacağımız nice yanlışlarımız varsa biz kurtulamayız, Rabbim kurtarsın. Biz temizlenemeyiz, Rabbim temizlesin. Ahirette yüzümüzü kara çıkaracak, hesabımızı vermekte zorlanacağımız, mahcup olacağımız her türlü yanlış tavır ve davranıştan rahmetiyle, fazl-ı keremiyle bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Aile büyüklerimizden ve aile bireylerimizden ahirete intikal edenlere Rabbim garikayı garik rahmet eylesin. Şu anda onları bizim tarafımızdan razı, memnun eylesin ve bizim dualarımızdan da haberdar eylesin. Yakın tarihte ahirete intikal eden ve rahmeti ilahiye tevdi etmiş olduğumuz ülkemizin ve İslam aleminin saygın alimlerinden ve mürşitlerinden olan Mahmud Efendi Hazretlerimize de Rabbim garikayı garik rahmet eylesin. Amin. Aleyhissalatü vesselam Efendimize komşu eylesin. Amin. Onun samimiyetinden, ihlasından bize de ders çıkarmayı, nasipdar olmayı ikram eylesin. Kıymetli dostlar, bu sene takdir ilahi bizim hesabımızda yokken birdenbire bir haç meselesi çıktı. Planımızda, projemizde yokken birdenbire kendimizi haçta gördük. Güzel tarafı da Hacı Ekber olmuş. Bu yaşa geldim, Hacı Ekber'i duyardım ama yaşamamıştım. Dolayısıyla bu sene öyle Hacı Ekber oldu. Arefe günü, Cuma gününe tevafuk ederse ona Hacı Ekber deniyor. Halk arasında bu yaygın bir ifadedir. Aslında umreye küçük hac, normal hacca Hacı Ekber denir. Fakat hacı kendi arasında Cuma günü, Arefe gününe gelenle gelmeyen arasında bir ayrım yapıldığı zaman o Cuma gününe, Arefe günü geliyorsa ona da ayrıca Hacı Ekber denmiş oluyor. Dolayısıyla bizim burada bu kadar arkadaşımızın arasından genelde biz mütevellideki arkadaşlarla, sizlerle beraber gidiyorduk. Bu sefer öyle oldu, sizsiz gitmiş olduk. Ama daha çok oralara sizle beraber gittiğimiz için, yani oraya ayağımızı bastığımız andan itibaren sizinle olan hatıralarımızı yad ediyoruz. Ve sizi orada unutmamız mümkün değildir. Tavaf alanında sizin o gece gündüz yarış yaparcasına, sayıyı doldurucasına yaptığınız tavaflar hep gözümüzün önüne geliyor. Dolayısıyla oradaki dualarda sizi unutmamız da mümkün değildir. Hem tavaf alanında hem Arafat'ta, Mine'de, Müzdelife'de temsilciniz olarak gittik diyebiliriz. Dolayısıyla siz bedenen yoktunuz ama ruhen vardınız diye kabul edebilirsiniz.
dualardan siz de istifade ettiniz. Bizim işimizin adı bu zaten. Yani biz size dua etmeyecek olsak bu dostluğun ne anlamı var ki? Biz sizinle ticaret yolunda arkadaş olmadık ki din yolunda arkadaş olduk. Kur'an hizmeti yolunda sizinle tanıştık, buluştuk. Bir araya geldiğimizde de yine sizinle Kur'an hizmeti etrafında buluşuyoruz, görüşüyoruz. Muhabbetimiz hep bu yolda olmuştur. Camide, Kur'an hizmetinde tanıştığımız, buluştuğumuz insanlar Allah yolunda tanıştığımız, buluştuğumuz insanlardır. Dolayısıyla sizin dostluğunuz başkalarının dostluğuna benzemez. Ticari arkadaştır, iş yerinde arkadaştır, fabrikada arkadaştır, üniversitede arkadaştır. Bunlar başka şeylerdir. Elbette bunlar da birer arkadaşlıktır ama Allah yolunda olan arkadaşlık hiçbir şeye benzemez. Binaenaleyh dualarınız yapılmıştır. Onda şüpheniz olmaz. Bizim Bayram Hoca Efendi, Allah selamet versin, Büyük Bayram Hoca Efendi gençliğinde Edebiyat Fakültesi imtihanlarına girecek. Babasına mektup yazmış. Demiş ki, baba üniversite imtihanlarına gireceğim. Dua istiyorum senden. Babası da ona mektup yazmış kendi şivesiyle. Oğlum, üniversite imtihanlarına gireceğini yazdım. Benden dua isteyorsun. Ben de dua ettim. Duasının kabul edileceğine inandığım kişilere de ettirdim. Şimdi, eğer üniversite imtihanlarını kazanamazsan, anla ki duasızlıktan değildir, çalışmamaktandır. Öyle bir şivesiyle beraber bir esprisi vardı. Duada sıkıntı yok arkadaşlar. Başka sıkıntı varsa onu siz başka yerde arayacaksınız. Şimdi kıymetli dostlar, okunan ayeti kerimeyi müzakere edelim. Vakitler dardır. İnşallah iyi değerlendirelim vakti. Kur'an-ı Kerim gerçekten bizim anayasamızdır. İnanç dünyamızı, amel dünyamızı, ahlak dünyamızı en güzel revize eden mükemmel bir eserdir. Şimdi okunan ayeti kerime Âl-i İmrân suresi 145. ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki estağfirullah. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın kararı olmadan kimse ölemez. Allah'ın kararı olmadan kimse ölemez. Kitaben müeccele. Allah da Celle Celaluhu her insanın ölümüyle ilgili kararını almış, yazdırmış, görevli meleğe teslim etmiş. Tesadüf diye bir şey yoktur. Tesadüf diye bir şey yoktur. Öyle olmasaydı, böyle olmasaydı bunlar fuzuli lakırdıdan başka bir şey değildir. İnsan hayatta kendisiyle ilgili tedbirlerini alacak. Sağlıklı, sıhhatli yaşaması için tedbirini alacak. Ama takdir geldiği zaman karşı gelmiş. Ne diyecek? Bu benim kaderimdir diyecek. Bunu dediği zaman adam olur. Bunu demediği zaman hiçbir şey olmaz. Çünkü kadere karşı gelerek kaderi değiştiremezsin ki. İstesen de istemesen de mecbursun sonuca katlanmaya. Fakat teslim olduğun zaman seni adam yerine koyarlar. Mükafatını ona göre verirler. Ona göre iyi bir kul olarak değerlendirirler. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Peki siz yaşıyorsunuz. Yaşarken sizden eğer birilerinin derdi dünyada mükafat elde etmek ise نُؤْتِهِ مِنْهَا Biz veririz. Dünyadan bir kısmını veririz ona biz. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا Ahiretin mükafatını isteyene de ondan veririz. Dünyayı isteyene dünyadan, ahireti isteyene ahiretten veririz. Ahireti isteyene hem dünyadan veririz hem ahiretten veririz. Hani Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Bu ayet-i kerimenin bir öncesi, yani insanlardan bazıları var ki, yekulüne derler Rabbena atina fid dünya. Bize dünyada ver, evim olsun, atım olsun, şunlarım olsun, şunlarım olsun, ahiret önemli değil. Bana dünyada ver, dünyada ver der. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Ahirette nasibi yoktur o insana. Biz ona dünyadan kendi istediğimiz kadar veririz ama ahirette nasibi yoktur.
İnsanlardan bazıları da şöyle derler. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Allah'ım dünyada da güzellik istiyorum, ahirete de güzellik istiyorum der. Hem dünyanın güzelliğini hem de ahiretin güzelliğini benden isterler. Peki bunların durumu nedir? Ulaike lehum nasibun mimma kesebu vallahu seri'ul hisab. Yani onlar büyük bir nasip sahibidirler. Hem dünyada nasipleri helalinden olur, bereketli olur, hem de ahirette nasipleri büyük olur. Öyleyse arkadaşlar, hiçbir insanın ölümü, velev ki anne rahminde olsun, velev ki bir aylık olsun, beş aylık olsun, beş yaşında olsun, 55 yaşında olsun, çok sağlıklıyken olsun fark etmez. Tesadüfen ölüm yoktur. Hepsi ilahi bir takdir, ilahi bir tayin ile olur. Müeccelen, eceli belirlenmiş, tayin edilmiş. Daha önceki derslerimizde de geçmişti hatırlarsanız arkadaşlar, insanoğlu anne rahminde 120 günlük iken görevli meleklere o insanla ilgili eceli, rızkı, erkek veya dişi olduğu rızkı, ondan sonra eceli görevli meleklere teslim edilir. Şakiyyün em sa'idün, şakî veya sa'id olacağı ile ilgili bilgiler görevli meleklere teslim edilir. Yani bunlar çok önceden bilinen, levh-i mahfuzda kayıt altına alınan, anne rahminde 120 günlükken görevli meleklere teslim edilip işte bunları böyle yürüteceksiniz deniyor. Dolayısıyla biz doğmadan, anne rahmindeyken ölümümüzle ilgili karar görevli meleğe zaten teslim edilmiş. Binaenaleyh bu işin tesadüfü yoktur. Hepsi nedir? Tevafuktur. Trafik kazasında ölenler, trafik kazası olmasaydı ölmeyeceklerdi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Operasyona katılıp da şehit düşen askerlerimiz operasyona katılmasaydı evlenecekti, çoluk çocuk sahibi olacaktı, ölmeyecekti diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yatağında ölenler çatışmada ölenlerden daha fazladır. Trafik kazasında ölenlerden daha fazladır yatağında ölenler. Doktorların kucağında ölenler, değil mi? Çatışmada ölenlerden daha fazladır. Yoğun bakımlarda ölenler, çatışmada ölenlerden daha fazladır. Demek ki öldüren çatışma değildir. Öldüren trafik kazası değildir. Öldüren Allah'tır Celle Celaluhu. İnanç olarak bunu böyle görmek lazım. Bir de bu konuda bir ayet-i kerime var, meşhurdur. Mealen söylüyorum zamandan kazanmak için. Ey iman edenler, kafirler gibi olmayın. Onlar arkadaşları bir yolculuğa çıkıp öldüğü zaman veya bir savaşa gidip öldürüldüğü zaman bizim yanımızda olsalardı ölmeyeceklerdi, öldürülmeyeceklerdi derler. Sakın siz gavurlar gibi olmayın. De ki Habibim, evlerinizde olsaydınız, kaleler içerisine sığınmış olsaydınız, vakti gelen orada da ölür, orada da ölür. 10 tane, 20 tane doktor, profesör olsa etrafımızda, ecel geldiyse bitmiştir o iş. Amenna ve saddakna. وَكَيِّمْ مِنْ نَبِيِّينَ Nice peygamberler, قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ Etrafında Allah için ben de senin yanındayım diyen mücahitlerle beraber savaşa çıkmışlardır. Din-i Celi İslam'ı yüceltmek için peygamberler yanında sadık insanlarla savaşa çıkmışlardır. Her peygamberin etrafında öyle veya böyle az veya çok sadık insan vardır veya sadık insana ihtiyaç vardır. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu efendimizin rolü, Hazreti Ömer Efendimizin rolü, Hazreti Ali Efendimizin rolü, Hazreti Osman Efendimizin rolü, değil mi? Hazreti Musab'ın rolü, hepsinin farklı farklı rolleri vardı. Hazreti Üsame'nin rolü, yani Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gökten özel kendi şahsına bir yardım ile değil sadece etrafına verdiği o sağlam insanlarla, o samimi insanlarla din-i celi İslam'ı bu noktaya getirdi. Şimdi Miraç'a kimle çıktı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabe-i Kerim'den kim vardı yanında? Kimse yoktu. Nasıl oldu? Cebrail aleyhisselam'dan çıktı. Peki hicret ederken niye öyle olmadı? Yanına Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz aldı. Öyle mi? Yanında bir rehber aldı. Öyle mi? Atlarını aldılar mı? Aldılar. Demek ki yani dünyada bir iş yapmak istiyorsan etrafında sağlam insanlar olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada biz Kur'an hizmetini yürütürken ilk seç vakfı olarak baktığımız zaman her ay sadece personel gideri olarak 1,5 milyona yakın bir ödeme yapıyoruz.
Gerçekten böyle sizin gibi dostlarımız çevremiz olmasaydı nasıl yapacaktık biz bu işleri? Bu hizmetleri nasıl yürütecektik? Yani peygamberlerin etrafında o peygamberlerin tabiri caizse davasına samimi olarak inanmış, ölüm ise ölüm, kalımsa kalım, savaşsa savaş, her türlü fedakarlığa hazırım diyen insanlar olmuştur. Öyle olanlar davayı başarmışlardır. Mesela Nuh Aleyhisselam böyle bulamadı fazla. Ne oldu? Olan oldu. Nuh Aleyhisselam'ın etrafında kenetlenmeyenler pişman oldular. Değil mi? Tufanda boğuldular, gittiler. Şimdi işin bu noktası gerçekten püf noktası sayılır. Ve ke'eyyim min nebiyyin nice peygamberler katele ma'ahu onunla beraber İslam'ın dinin yücelmesi için bil ben de seninle varım. Savaşsa savaş, cihatsa cihat dediler. Kim demiş bunu? Rabbiyun, Allah adamı olan insanlar. Ben Allah için varım diyen insanlar. Allah'tan yana, Allah'ın dininden yana, Allah'ın peygamberinden yana hayatını efendim vakfedenler. Ya Resulallah, ne dersen ben varım. Canını feda et, varım. Malını feda et, varım. Efendi Hazretlerimizin kudüsesi cenazesinden sonra bir hoca efendiyle müzakere yapıyoruz. Dedik hocam, benim tanıdığım bir kardeşimiz var, zengin, mali durumu yerinde. Dedi ki dedi bir mecliste, vallahi ben Efendi Hazretleri'yle tanıştıktan sonra, sohbetleriyle buluştuktan sonra şimdi öyle bir noktaya geldim. Benim için en karlı nokta burasıdır. Ben talebeler için, Kur'an hizmeti için 30 milyon para versem, sanki 30 milyon para vermedim, 30 milyon para cebime girdi gibi seviniyorum. Daha önce bende bu duygu yoktu. Bu sohbetlerle bu duyguyu elde ettim. Vermekle almak, 30 milyon cebime girse ne kadar seviniyorsam daha fazla seviniyorum Kur'an hizmetlerine destek verdiğim için. Çünkü o bana öyle öğretti ki bu verdiğin, Kur'an'a hizmet olarak verdiğin ahirette kesin sermayendir. Kesin sermayendir. Öbür burada kalan kime aittir? Varisler kendi arasında nasıl taksim edecekler, nasıl harcayacaklar onu kendileri bilir. Allah bilir, başkası bilmez. Şimdi وَكَيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٌ peygamberlerle o Allah'tan yana tavır sevgileyen samimi insanlar savaşa katılmışlardır. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda karşılaştıkları sıkıntılar olmuşlardır. Ama dediler ki Allah yolunda çektiğimiz sıkıntı baldan tatlıdır be. Oh be ne tatlıdır dediler. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا zaaf, düşman dinde gevşemediler ve düşmana karşı da korkmadılar. Ölüm ise ölüm ya, ne olacak yani? Mermi yedim, yersem yiyeyim ya, ne var yani? Allah yolundadır bu. Benim için şereftir dediler. Yani öyle samimi bir şey ki, birlik ve beraberlik ki her türlü fedakarlığa, canını fedakarlığa bile razı oldular. Asla karşılaştıkları sıkıntılar onları bölmedi, parçalamadı. Birbirinden zaafı uğratıp gevşetmedi diyor Allah Celle Celaluhu. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah Celle Celaluhu böylesine sabırlı olan insanları sever. Ve son şu ayetle bitirelim. Ve ma kana kavluhum illa en kalu rabbena ğfir lana zunubena. Onlar Allah yolunda canlarını feda ederek din-i celisamın yücelmesi için peygamber etrafında bu davayı ayağa kaldırabilmek için yaptıkları mücadelede tünelin ucunda ölüm de gözüküyor ya ellerini kaldırdılar dediler ki ey bizim Rabbimiz biz senin dininin yücelmesi için canımızı her şeyimizi ortaya koyup çıkıyoruz. Bu yolda ölüm olabilir. Bizim senden isteğimiz bir defa günahlarımızı savaşa girerken bağışla. Biz tertemiz olarak savaşa katılalım. Günahlarımızı bağışla. Senden bunu istiyoruz. İkincisi ve İsra fenafi emrine biz yanlış işler yaptık. Ayağımızı yanlış yerlere uzattık. Elimizi yanlış yerlere uzattık. Haddimizi aştık yani. Haddimizi aştık. Haddimizi aştığımız konuları da sen görmezlikten gel bizi bağışla Allah'ım dediler. وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا düşmanın karşısında da ayaklarımızı sabit kıl. Ötlek olmayalım, korkak olmayalım, geriye dönmeyelim. وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ kafirler karşıda bize yardım et diye dua ettiler. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ
bu insanlar, bu güzel performansı ortaya koyanlar var ya, Cenab-ı Hak dünyanın da mükafatını, ahiretin de güzel mükafatlarını yağdırdı da yağdırdı, yağdırdı da yağdırdı onlara. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah böylesine güzel kulluk performansı ortaya koyan insanları sever buyuruyor. Şimdi kıymetli dostlar, savaşlar değişti. Eskiden savaşlar farklı oluyor. Şimdi uçaktan, havadan gidiyor, bombardıman yapılıyor, füzeler indiriliyor. Böyle göğüs göğüse çarpışma işi eskisi gibi değil. Hani süngü tak, eski askerde talimlerde vardı. Süngü tak, süngü takardı. Düşman üzerine Çanakkale'de yüründüğü gibi eğitim yapılırdı. Artık süngüsü kalmadı, süngüyü takması da kalmadı. Havadan bombardımanlarla, füzelerle bu işler yürütülüyor. Ama savaş var yine. Ne savaşı var? Yani nefisle savaş var arkadaşlar. Şeytanla savaş var. Eskiden şeytan bu kadar güçlü değildi. Şimdi daha güçlüdür şeytan. Çok güçlü şeytan. Nasıl güçlendi şeytan? Şimdi bizim çocukluğumuzda mesela Trabzon'un bir köyünde 59-60'lı yıllarda düşünün. Yani bir delikanlı günah işlemesi isteseydi ne fırsatı vardı? Ne yapabilirdi ki yani? Çıkardı birisine küfrederdi. Başka ne yapabilirdi? Sinema yoktu. Ofta bile yoktu. Trabzon'da vardı. Bir tane iki tane sinema vardı. Sinemaya gidebilmesi için köyde yol yok. Cebinde para yok. Evde televizyon yok. Ne yapacaktı? Günah işlemek için zemin yoktu. Şeytan ona işte küfür söyledi. Arkadaşına kavga ettirdi. O kadar. Ama şimdi ne oldu? Elektrik her tarafa gidince her taraf televizyon oldu. Televizyonlar önce bir kanaldı. Şimdi 40 kanal oldu. Hangi kanala girmek istesen girebileceğin kanal vardır. Kanal mıdır, kanalizasyon mudur belli değil. Evlere televizyon alın almayın diye bir ara bunun mücadelesi oldu. Evlerdeki televizyonu bırakın. Şimdi telefonların hepsi televizyon oldu. Dolayısıyla şimdi bunun içerisinde kaç tane şeytan var? Doğru mu? Kaç tane şeytan var? Karı kocayı birbirinden ayıran, yuvalar dağıtan şu. Alet dağıtıyor mu arkadaşlar? Biliyorsunuz. Bu alet yuvayı dağıtıyor. Bak bunun içerisine şeytan giriyor mu? Giriyor. Cebine koyuyorsun. Cebinde şeytan var demektir yani. Dolayısıyla cihat dediğimiz, savaş dediğimiz dinin önce kendi hayatımızda, aile bireylerimizin hayatında hakim olabilmesi için gerçekten gece gündüz uyanık olmak lazım. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Nasıl kaybediyoruz? Teslim ediyoruz onu şuna. Ondan sonra geçiyor odasına, ne anayla konuşuyor, ne babayla konuşuyor. Yemeğe bile gelmiyor. Yemeğini anası ayrı götürecek ona. Daha bir evdeyken küsleşmişler yani. Adeta öyle. Baktığın zaman öyle. Çünkü anası da bir taraftan meşgul zaten. Babası da başka meşguliyeti var. Derken gerçekten bu zamanda hani savaş alanına gitsen işte ya ölüm ya istiklal dersin. Ölürsen şehit, kalırsan gazi dersin. Olay kısa zamanda biter. Ama şimdi öyle olmuyor ki. 50 sene, 60 sene, 100 sene yaşasan bu şeytan cebindedir. Gerçekten gençliğimiz, neslimiz büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. Rabbim neslimizi de korusun. Rabbim bizleri de korusun. Arkadaşlarımızdan Orhan kardeşimizin babası ameliyat oldu. Yine mütevellideki dostlarımızdan Hasan Aydın kardeşimiz, abimiz ameliyat oldu. Cenab-ı Hak bütün hastalarımıza ve hastalıklarımıza acil şifalar ikram eylesin. Hepimizin maddi ve manevi hastalıklarımıza şifalar ikram eylesin. Ne kadar maddi ve manevi sıkıntılarımız varsa Rabbim izale eylesin. Evladından sıkıntısı olanlara Allah yardım etsin. Eşinden sıkıntısı olanlara Allah yardım etsin. İşinden sıkıntısı olanlara Allah yardım etsin. Nefsinden sıkıntısı olanlara Allah yardım etsin. Allah hepimize yardım etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerin defu rafu izalesi için, bu meclislerin bugünlere kadar gelmesine vesile olan, zerre kadar emek geçip ahirete göçmüş olanların ruhları için, hayatta olanların da geçmişlerin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.